Hititlerden günümüze uzanan öyküsüyle kaplıcaları, Devrez Vadisi, meşhur çiçek balıyla ünlü Kurşunlu'dayız.
Çamadolu'nun Ayazı'na inat, yüreği sımsıcak insanların şehri Kurşunlu. Hoş Kurşunlu tanıtım programındayız ve burada bir resim sergisi de oluşturulmuş ve hemen yanımızda Kurşunlu resim sergisini daha önce Ankara'da da açan Mete Bey ile birlikteyiz. Nurşen Hanım'la birlikteyiz. Evet, neler söyleyeceksiniz Mete Bey? Vallahi söyleyecek bir şey yok. Memleketimiz çok güzel. Kıyısını köşesini çizmeye çalıştık. Nurşen Hanım kendi çabalarıyla çalışıyormuş. Ben kendi çabalarımla çalışıyordum. Birbirimizden haberimiz yoktu. Bir araya geldik. Ankara'da da beraber olduk. Ben İstanbul'dan, Mete Bey Ankara'dan bir araya geldik. Memleket için bir şeyler yapalım dedik. Bu arada tabii bazı yerleri yaş olarak sizin bilemeyeceğiniz görüntüler de var. Kıyısı köşesi kurşunlarımıza, yani kendi çabalarımızla bir şeyler yapıyoruz işte. Siz tabii Ankara'da da açmıştınız bu sergiyi. O zaman nasıl bir ilgiyle karşılandı Ankara'da? Valla sağ olsun. Çok süper bir ilgi vardı. Yani biz o kadar ilgi olacağını zannetmiyoruz. Herkes resimlerin başında eskileri yad etti. Resimlerin başından ayrılamadılar. Yani hatıralar canlandı. Siz bu noktada da bu eserlerdeki fotoğrafların çoğu artık şu an günümüzde yok, değil mi? Yani büyük bir kısmı yok. Ankara'da insanları bir araya getirebilmemiz bile bizim için çok güzel bir şey oldu. Gerçekten çok sevindik. Herkes de sevindi bir araya gelmekten. Ayrıca bunları da gördüler tabii, yani bizi de mutlu ettiler. Biz fotoğrafları anlatırken kameraman arkadaşımızdan da rica edelim tabloları göstersin. Evet, hemen ilk tablomuzda burada Sumucak Köprüsü. Sumucak Köprüsü var. Köprüsü. Nurşen Hanım'ın da çok güzel. Aynısı. İkimiz aynı resimleri çalışmışız. Evet. Böyle kaydıralım, devam edelim. Ankara'daki 5 arkadaşlık, 5'imizin de aynı görüntüde tablosu vardı. Evet, evet. Yani peki bu tablolar ne kadar sürede hazırlanıyor? Sizin kaç aylık mı diyelim, yıllık çalışmanız? Tablosuna göre değişir o. Bir günde de olur. İki ayda da bitmeyebilir. Evet. Bir günde pek olmuyor da, yani yağlı boyanın kuruması gerekiyor. Çizimiyle ilgili geçmişi önemli. Bakın şurada. Kameraya dönelim de. Tamam. Evet. Orada gösterdiğim yerde iki tane değirmen var. Bunların artık yaklaşık 40 yaşındakilerin altındakiler bilmiyor. O süreci falan tutarsanız uzun süre. Peki bu sizin kurşunlu özleminizden kaynaklı mı? Neden kurşunlu tabloları çizdiniz? Başka tablolar da vardır belki ama. Var. Kurşunlu sevgisi daha ağır basıyor. Ben kendi özelimde kurşunlu tabloları haricinde şeye konsantre olamıyorum. Başka yerler bana en güzel manzarayı getirsen konsantre olamıyorum. Bakın hep buraya getirdiklerimiz de öyle. Var tabii, başka yerlerle ilgili çalışmalarımız da var tabii. Kameraman arkadaşımız da gösteriyor burada. Hemen sanırım bu da kurşunlu içerisinden geçen dere ve köprü. Bu Selçuklulardan kalma tarihi bir köprü. Şu an yok bu köprünün bu tarafı. Öbür tarafı var. Burada bir bent var. Burası yaklaşık 30 sene önce yok oldu. Yani böyle bir görüntüyü görmek isteseniz mümkün değil. Yani bu kareden eser kalmadı. Evet. Sadece köprü var ama. Bir tek şurası var. Evet, köprünün üstüne de asfalt atılmış durumda. Evet. Buradaki yapı da yıkıldı.
maalesef su da şu anda yok burada. Suyu bile akmıyor. Suyu bile akmıyor. Kesildi. Evet, böyle bu şekilde artık bu fotoğraf kareleri bu tuvallerde yansıtılıyor. Bu arada burada da sana bir hatırlatma yapayım size. Senin doğduğun ev burası. Evet, evet, bizim evimiz. Evet, bu da yok. Burada çaylık vardı. Burada bir leylek yuvası vardı. Bunların hiçbirinden eser kalmadı. Kurşunun özeliydi burası. Evet, evet. Gördüğünüz gibi burası bizim evimiz. Ama fotoğraf karelerinde kaldı bu çeşme, bu mahallenin çamaşırlarının, çocuklarının yıkandığı. Bu çamaşırlık, çaylık da denebiliyor buralarda. Ondan da eser kalmadı maalesef. Evet, tekkesi var. Kesinlikle çok özel bir fotoğraf. Yani bunu bu şekilde yaşattığınız için size de teşekkür ediyoruz. Burada da istasyonumuzun arkasında eskiden hanımız vardı. Onu vurguladık. Evet, burada da Kurşunlu tren istasyonunu görüyoruz. Bu şekilde hemen Nurşen Hanım'ın Nurşen Hanım'ın resimlerine geçelim, bir de ondan dinleyelim. Yine aynı Sumcak Köprüsü var sanırım burada. Bu da benim doğduğum, yaşadığım, şu anda yıkılmış ev, eski evimiz. Evet, bu evden de eser kalmadı. Ben bu evin içine kadar biz de çocuklukta giriyorduk. Hayati amcaya, evet, Allah'tan rahmet diliyoruz onlara da. Teşekkür ederim, sağ ol. Ve bu da eski. Bu karesi de çok önemli. Çok önemli. Bu resimdeki evlerin çoğu yok şu anda. Yani ben bu fotoğraf karesinin peşine düştüm aslında. Bu fotoğrafları bir İngiliz çekmiş 1970'li yıllarda. O yıllarda tüm dünyada demir yollarını geziyor ve yolu Zonguldak Irmak hattına da düşüyor. Bu şekilde bu fotoğraf karesini de bizlere miras bırakıyor bu şekilde. Burada da. Evet, bu maalesef hiçbirisi yok. Şunu da tanıdıysan. Şu anda duruyor hayatta. Bu çeşme duruyor. Onu kurtardık. Bu da Sivrişek'te yaşayan iki teyzemizin resmi. Çamfet dergisinde. Çamfet değil, bu bizim çıkarttığımız Çankırı dergisiydi. Onun kapağıydı. Çankırı dergisinin kapağı. Burada tanıyanlar var. Bunlar yaşıyormuş. Yani bu fotoğrafın da çok ayrı bir hikayesi vardır aslında. Biz Çankırı dergisini çıkarttığımız dönemde bunu derginin kapağı yapmıştık. Oradan çalıştık. Evet, oradan çalıştık. Ortamı bilmeyen, Nurşen, burada bir saplantı yapayım. Ortamı bilmeyen bir arkada Sivrişekli biraz önce geldi. Bu iki teyzenin de isimlerini verdi. Evet. Şu teyze, bu teyze yaşıyorlarmış. Yaşıyorlar. Evet, evet. Aslında ben bu fotoğrafa biraz değinmek istiyorum. Burada bu fotoğraf karesinde Anadolu insanının misafirperverliği yatıyor. Biz Çankırı dergisini çıkarttığımız 2008'li yıllarda Sivrişek köyünde çalışma yaparken hemen bu kapının önünde oturan iki teyze hemen bizi yemeğe davet etmişti. Karnınız aç mı evladım demişti. Biz oradan yola çıkarak bu fotoğrafı dergimizin kapağına taşımıştık. Bu da Devres Çayı'mız. Evet, Devres Çayı. Burası da Bayramören Köprüsü. Daha resimlerimiz çok da şimdi şu anda bu kadar getirdik. Evet, bunlar bile bizim eski günlerimize, hatıralarımıza alıp götürdüğü için ben sizlere teşekkür ediyorum. Dile getirdiğiniz için biz size teşekkür ederiz. Bunu insanların görmesi ayrıca sosyal medyadan daha güzel. Peki, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Oldu. Vücut bağışıklık sistemini kuvvetlendiren, arının tamamen dezenfektan olarak kullandığı, kovanın güvenliğini sağladığı, girerken temizlendiği, evet, şey temizliğini sağladığı bir madde. Kilosu 350 lira falan ama sadece propolis tuzağından elde edilen. Bakın şunlar hep. Bunlar çıkar şey yaptığınız zaman, böyle çıkar, bu hale gelir. Kurşunlu Bal Birliği'nin standındayız ve Kurşunlu Bal Birliği Başkanı Sayın Ahmet Kanat'la birlikteyiz. Evet başkanım, standınızda her türlü çiçek balının örnekleri var burada. Kurşunlu çiçek balı diğer ballardan ayıran özellik neler? Neden bizim balımız meşhur? Efendim, her şeyden evvel hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Kurşunlu Bal Üreticiler Birliği Başkanı Ahmet Şükrü Kanat. 2015 yılında arıcılarımızın bir araya getirerek kurşunlu balımızı tanıtmak, arıcılık tekniklerini, yeni teknikleri öğrenmek, arıcılarımıza bilgilendirmek maksadıyla bu birliği kurmuş bulunmaktayız. Kuruluşumuzdan bu yana fuarlarda ve çeşitli yarışmalarda kurşunumuzu temsilen yarışmalara katıldık. Bu katılma esnasında 5. Uluslararası
Muğla Fethiye'de yapılan uluslararası bal yarışmasında polifloral dalda kurşunlu balımız birinci oldu. Birlik üyemiz Bayram Boduroğlu bu bala yarışmasında birinci oldu ve kurşunumuzu derecelendirdiler. Bizim balımızın kıymeti gerçekten, biz yerleşik bir arıcılık yapmaktayız. Gezginci arıcılığımız yok. Kesinlikle en ufak bir katkı maddesi bulunmadan doğadan ne geldiyse onu arılarımızdan alarak, süzerek veya petek halinde halkımıza, insanlarımıza sunuyoruz. Çeşitli pazarlarımız yok. İnsanlara kendi çevremizde ve kendi imkanlarımızla satışlarımızı sunuyoruz. Dolayısıyla burada bin bir çeşit bir çiçek floramız var. Çok zengin bir çiçek floramız var. Ve ilk önce kurşunun rakımı 1000-1150. Biz 1000-1150'de arımızı geliştirdikten sonra Çırdak bölgesi, Taşkaracalar dumanlı bölgesi, Sarıkaya bölgesi, bu bölgelere 1600 metrelere kalkarak sezonumuz orada devam edip balımızın değerini de artıran floraya gidiyoruz. Ve burada bu çeşitte ballarımızı üretmeye çalışıyoruz. Kurşunumuzu temsil etmeye çalışıyoruz. İnsanlarımız gerçekten bal yemek istiyorlarsa, kurşunlu balını tatmak istiyorlarsa, kurşunlu balını almak istiyorlarsa, kurşunlu bal üretici birliğine müracaat etmeden, bizlerden bilgi almadan kurşunlu balı diye çeşitli bölgelerde alınan ballara inanmamaları gerekmektedir. Sizin bir filigranınız mı var? İnsanlar nereden bilecekler kurşunlu balı olduğunu? Kurşunlu balı herhangi bir şeyimiz yok. Değerler olarak değerlerimiz var Muğla Üniversitesi'nin vermiş olduğu. Bir özelliğimiz vardır bizim. Balı aldığınız zaman, yediğiniz zaman genzinizde bir yanma ve hafif bir öksürtme olayı meydana gelecektir. Bu balımızın kalitesini, gerçek balın da kalitesini gösteren en önemli özelliklerden, değerlerden bir tanesidir. Şu bir gerçektir, en ufak bir katkı maddesi bulunmamaktadır balımızda. Peki kaç üyeniz var, üyenize kayıtlı, üyenize kayıtlı? 110 üyemiz var, 110 üyeyle Kurşunlu Bal Üreticiler Birliğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. İleriye dönük projelerimiz var. Kurşunlu Belediyesi, Kurşunlu Kaymakamlığı ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte değişik projeler yapmak ve kurşunlu balımızı dünyaya, Türkiye'ye tanıtmak üzere projelerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Evet, Kurşunlu Bal Üreticileri Birliği standındayız. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir ambalaj hazırlanmış. Bu şekilde tüketiciye sunuluyor. Amblemimiz kurşunlumuzun 10. yıl anıtı olarak kurşunumuzda duran bir amblemdir. Bunu uygun gördük. Bu çıtayı bunun içine koyarak halkımıza ambalaj şeklinde daha güzel bir sunum yapmaya çalışıyoruz. Etiketimizle birlikte kurşunlu balımızı etiketleyip ona göre vermeye çalışıyoruz. Başkanım, bu ürünleri internetten almak isteyenler olursa şu etiketliyi gösterelim. Evet, gördüğünüz gibi kurşunlu balının bu şekilde bir etiketi de bulunuyor. Peki başkanım, internetten almak isteyen olursa böyle bir satış siteniz var mı? Kurşunlu Bal Üreticiler Birliği sitemiz var. Fakat internetten alındığı takdirde bir balay 15-20 lira kargo konuyor. Kargo konduğu zaman bu ücret de ya biz balaya yansıtacağız ya da alıcı mağdur olacak bu konuyla ilgili. Böyle bir sıkıntı var. Genellikle göndermeye çalışıyoruz mümkün olduğu kadar. Genelde telefon yoluyla, tanıdıklar telefon yoluyla, vasıtasıyla, evet, telefon yoluyla özellikle Kurşunlu'nun İstanbul, Ankara gibi yerlerde yaşayanları istiyorlar o şekilde. Yani bu şekilde kurşunlu balı pazara da ulaşmış oluyor, tüketiciye ulaşmış oluyor. Evet, hemen standımızı böyle kameraman arkadaşımız çekerse burada arıcıların kullandığı malzemeler var. Şöyle bilgi vereyim hemen. Çıtamız önce boş bir vaziyette. Bakın şöyle, ilk önce boş bir vaziyette. Biz buna bir kimyasal petek ilave ediyoruz. Şuna ilave ettiğimiz gibi. Daha sonra arı bunu kovanda kendisi doğadan getirdiği balla kabartmaya başlıyor. Kabartıyor, işliyor daha doğrusu. Ve son hali daha bu şekilde da, oluyor. Daha sonra da kabarmış şekilde balını dolduruyor ve sır çekiyor. Sırlıyor. Bu balın son aşaması. Fakat bizim bir özelliğimiz var. Gezginci arıcı olmadığımız için biz bu şu anda aldığımız bal, biz numune olarak aldık. Bu balımız bizim Ağustos'un 10'una kadar kovanda bekleyip rafine oluyor. Arı bunun suyunu alıyor, nemini alıyor ve o şekilde değer buradan geliyor bizim esas balımızın. Daha sonra da bunun yarım olanlarını süzerek bu kavanozlarda
süzme bal olarak kullanıyoruz. Aynı değerde bal. Son olarak da şey soralım. Bu ballar ne zaman satışa başlayacak? Şu anda daha arılar çalışıyor değil mi? Ağustos ayından itibaren balımız çıkacak. Ağustos'ta satışa sunulur. Evet sevgili izleyiciler, Ağustos ayında arılar şu anda çalışıyorlar. Petekleri doldurduktan sonra Ağustos ayında da satışa başlanıyor. Buradan bu bilgiyi de almak isteyenler için vermiş olalım. Kurşunlu Kaymakamı Sayın Mehmet Fatih Koca'yla birlikteyiz ve kurşunlu tanıtım atağı şeklinde bir çalışmanız var. Kısaca bilgi verir misiniz? Şimdi kurşunlu proje ekibimiz, biz buraya başladığımız zaman, kurşunlu kaymakamlığına başladığımız zaman beraber değerlendirip arkadaşlarla istişare edip kurduğumuz bir ekip. Ekibimizin çok sayıda projesi var kafasında ama bu somutlaştırılan ilk projemiz. Kurşunlu'nun tanıtımı noktasında bir çalışma yapmak istediler arkadaşlar. Beraber değerlendirdik, toplantılarımızı yaptık. Böyle bir işte sanatsal bir kurşunlu tanıtımı ortaya çıkardık. Peki bunun devamı gelecek mi? Tabii. Kurşunlu proje ekibimiz sürekli çalışacak. Zaten ekibin başında da ben varım. Sürekli toplantılar yapıyoruz, değerlendiriyoruz. Bütün arkadaşlarımızın fikirlerini alıyoruz. Kurşunlumuza faydalı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani gençlerimize dönük, insanlarımıza dönük, işte dışarıda kurşunlumuzu tanıtmak için değişik projeler yapmaya çalışıyoruz inşallah. Peki kurşunlu denince akla ilk gelen en önemli özellikleri neler? Vallahi kurşunlu çok güzel bir yer. Anadolu'nun safi bozulmamış bir yer, yeri. Kurşunlumuzda işte en başta gelen tarihi eserlerimiz var. İşte kalemiz var. Yemek kültürümüz çok gelişmiş, güzel. Farklı, kendine özgü. İşte keşkeğimiz var. Tarihi yerlerimiz var ve işte kurşunlu aslında diğer ilçelere de baktığımız zaman gerçekten böyle tarihi güzelliği açısından da göze görünen bir ilçe. Gerçekten burada çalıştığım için de şeref duyuyorum yani. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kurşunlu Kaymakamımızdan kısa da görüşlerini aldık. Hemen yanımızda da Orta Kaymakamımız var. Siz neler söylemek istersiniz? Nasıl buldunuz? Tabii güzel bir programdı. Hoşumuza gitti. Kurşunlumuz adına. Güzel şeyler oldu. Kurşunumuzun önde gelen şeyler nelerdi onu görme fırsatımız oldu. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bu kadar geniş bir kültür olduğunu biliyor muydunuz? Buradan mı öğrendiniz? Ben Çorumluyum aslında. Bu kadar geniş bir kültür olduğunu bilmiyordum kurşunlunun. İnşallah en zengin zamanda da bir kurşunu gezme fırsatım olacak yani inşallah. Evet şu anda aynı zamanda babam Sabri Şeker'le birlikteyiz. O da kurşunlunun geçmişini en iyi tanıyanlardan birisi. Ondan da kısaca bugünkü etkinliği ve kurşunlu hakkında bilgiler almak istiyoruz. Evet, kurşunluyu anlatmak istersek neler söyleriz? Kurşunluyu anlatmak istesek burada hem gösterilerle hem de ürünlerin tanıtımıyla en güzel şekilde kurşunluyu anlatmışlar. Ben kurşunun buraları gördükten sonra, kurşunun hele hele bazı şu resimleri gördükten sonra ta o günlere gittim ve o günleri hatırladım. Ve güzel bir çalışma yapmışlar. Bu çalışmada emeğe geçenlerin herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın devamını istiyorum. Devamı olur inşallah ve kurşunumuzu tanıtmamız gerekir. Ya kurşunlu her şeyiyle güzel. Kurşunlu örnek bir ilçe. Ve bundan sonra da inşallah örnek bir ilçe olur düşünüyorum. Hayırlı olsun. Evet, babamın da kısaca görüşlerini aldık. Ona da teşekkür ediyoruz. Evet, burada şimdi bunlar neler? Kurşunlu'nun ürünleri. Kurşunlu'nun kaybulguru, kurşunlu'nun germa. Bütün deneden çektiğimiz çorbası, soğuk ayranlı çorba yapılır. Bütün denemiz. Evet. Bütün denesi bu da. Keşkek yapılır bundan. Bunların hepsi kurşunlu'da hepsi yetiştirildi. Evet. Hazırlandı. Çama mercimeği, kurşunlu'nun çama mercimeği. Evet, çama mercimeği. Kurşunlu'nun dene tarhanası. Evet. Tarhanamız da meşhurdur kurşunlunun. Tabii tarhanası da meşhurdur. Mercimekli pişer böyle kurşunlunun dene tarhanası. Oldukça da lezzetlidir. Evet, eskiden kalma şeyimiz, tadımız. Evet, Gülşen abla da kili tanıtacak galiba, hazırlanıyor. Sen hazırlan, biz anlatmaya devam edelim. Erişte makarnamız, tatar hamurumuz. Tatar hamuru. Yani makarna çeşitleri açısından da kurşunluda evde bu tarz makarnalarda. Kışın bol bol yemek için bunlar hep yazdan yapılır, kurutulur. Kışlık için hazırlanır. En çok yapılan ürünler bunlar. Peki teşekkür ediyoruz, sağ olun. Kil. Evet, kurşunumuza özgü
ocaklardan çıkarılıp işlenilip bu hale getirilir. Döküm fabrikalarında kullanılıyor genelde. Onun fabrikaları var burada ve şu anda biz hani çevredeki şeylere yüzlerinde akneler, cilt yaralarla olan maskeler yapılır. Onun için de kullanır. Birkaç amacı var bunları kullanmak için yani. Bu sabun yapımında evet, da kullanılıyor mu? Evet. Döküm fabrikalarında. Evet. Tabii kurşunlu. Bentonit ismi. Kurşunlu kilinin özelliği, Bursa'daki özellikle sanayi kuruluşları kurşunlu kilini talep ediyorlar. Bentonit şeklinde. Bunlar döküm sanayinde kullanılıyor özellikle. Kaliteli bir ürün olduğu için. Önemli bir maden, madenimiz de bizim kil. Bentonit diye geçiyor. Ve bu kilin işletmecilerinden Gülşen abla da kili bu şekilde anlatmış oldu bizlere. Ona da teşekkür ediyorum. Çok teşekkür, ben de teşekkür ederim. Proje koordinatörü Ali Tufan tercümanla birlikteyiz. Ali Bey, bu proje nasıl doğdu? Öncelikle ondan bahseder misiniz? Aslında bu proje kendi dost meclisimizde küçük hayallerimizden ortaya çıktı. Biz bu bölgede küçük olması aslında bize bir avantaj getirdi. Küçük bölgelerde genelde insanların arasındaki etkileşim ve samimiyet daha sıcaktır. Ve içlerindekini oldukları gibi aktarabilirler. Biz de böyle kendi dost meclisimizde kurşunlu için ne yapabiliriz acaba? Ya da bu bölgede ne yaparsak insanları bir araya getirebiliriz diye düşünürken acaba kurşunluyu tanıtmaya mı başlasak? İnsanlar çünkü bazen gerçekten gözlerinin önündeki, burunların ucundakini bile göremeyebiliyorlar. Bazen gerçekten bir rehbere ihtiyaç duyabiliyorlar. Biz de eğitim camiasından, esnaf camiasından, bölgenin önde gelen ailelerinden aldığımız destekle, yöneticilerimizden aldığımız destekle böyle bir çalışmayı başlattık. Arkadaşlarımızla beraber yaklaşık 6 aydır 3500 kilometre civarı bir yol yaptık ilçe içinde. Ve her gezimizde ilçenin başka bir güzelliğiyle karşılaştık. İnanılmaz güzel bir vadisi, inanılmaz güzel trekking alanları, inanılmaz güzel foto safari alanlarıyla gerçekten tanıtılması gereken bir ilçe olduğunu keşfettik. Daha sonra fotoğraflamalar, video çekimleri ve bunların sunumuna yönelik çalışmalarımız gerçekleşirken kurşunlumuzun değerleri olan termal tesislerimiz, balımız, bazlamamız ve kilimizi de dahil ederek bir tanıtım videosu oluşturduk. Gerçekten güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. İnşallah dışarıdan gelip bu bölgenin havasını soluyan, bu bölgede doğup bu bölgede büyüyen insanlar bu bölgenin kıymetini gerçekten çok iyi bilir. Bu bizim için sadece bir ilk adımdı. Yani insanlara bakın yaşadığınız yer aslında sandığınız gibi bir yer değil izlenimini verebilmekti. Çok şükür şu anda onu gerçekleştirebildiğimize inanıyoruz. Seneye dönem başında yani bizim eğitim dönemi olarak Eylül başında Sağlık Müdürlüğümüzle, Kaymakamlığımızla, belediyemizle birlikte ve buradaki kurumlarımızla birlikte Sünürlü Vadisi'nde bir bisiklet turu düzenlemeyi planlıyoruz. O bölgenin tanıtımı açısından, doğal güzelliklerin görünmesi açısından. Burada eski ahır bölgemiz var bizim, eski ahır köyümüz var. Eski ahır köyümüzde bulunan Lokman hekimimiz, Taş Mescid'in ilk hekimi, kendisi eski ahırlı. Burayla ilintilendirip tıp bayramını da ilçemizde kutlatma gibi bir projemiz var. Yine bölgemizle alakalı trekking, offroad ve foto safari ödüllü yarışmaları düzenleme projelerimiz var ki bu projelerde kaymakamlığımız ve belediye başkanlığımız bize her türlü desteğini vereceğini de söyledi. İnşallah bu şekilde çalışmayla, tabii bu hani bir yılda hemen dönütülü alabileceğimiz bir şey değil. İnşallah önümüzdeki 3-5 yıl içinde ciddi anlamda bu güzellikler insanlar tarafından fark edilir ve umduğumuz yere ulaşırız. Kurşunlu'nun en önemli yeraltı zenginliklerden birisi de Çavundur kaplıcıları ve şu anda termal turizmin yapan firmalardan Andinata Otel'le birlikteyiz ve Genel Müdür İbrahim Şeker'le beraberiz. Evet, kaplıca deyince, termal turizm deyince ne anlatabilirsiniz? Kaplıca deyince öncelikle kurşunun en büyük değerlerinden birisi termal su. Termal su demek şifa demek. Bizim kurşunda, Çavundur'da çıkan suyumuz dünya ve Türkiye'nin en iyi suları arasında dünyada da neredeyse literatürün en yüksek mineralli sular kısmında kalıyor. Bizim suyumuzun 1 litresinde 110 miligram mineral var ve suyumuzun içerisinde olan minerallerin eklem rahatsızlıkları, romatizmal hastalıkların
kronik dönemlerinde tedavilerinde, ağrı tedavilerinde, kireçleme rahatsızlıklarında ve cilt rahatsızlıklarının hepsinde suyumuzun şifası var. Yardımcı tedavide kullanılabiliyor. Peki Andinata Otel dersek, Andinata Otel'in kaç yatak kapasitesi var? Ve müşterileriniz genelde portföyüme baktığımız zaman nereden geliyorlar? Bizim otelimiz hem Sağlık Bakanlığı hem de 3 yıldızlı Turizm Bakanlığı tesisi. Otelimizde 29 odamız var. Müşterilerimiz genelde Kastamonu, Karabük, Çerkeş, Ilgaz, Tosya yoğunluklu olmak üzere ama Türkiye'nin bütün bölgelerinden de biz müşteri kabul ediyoruz şu anda. İşte bahsettiğimiz bütün bu güzellikleri tanıtmak üzere Kurşunlu Kaymakamlığı proje ekibi oluşturdu. Ve gelecekte bu tanıtım atayla birlikte yerli turistlerin ilçeye çekilmesi hedefleniyor.